şimdiye kadar 20 yıldır ilk kez yan yana yürüdükleri birine bir hafta boyunca hiçbir yanıt veremeyip ne medyasından ne herhangi bir partili kimliğinden bir hafta sonunda yekten reddettikleri, hı hı, ilişki reddettikleri ilk durum herhalde. Evet. Şeyle Sedat Peker'le devam edelim mi? Edelim. Şimdi bu Adnan Tanrıverdi'nin 2018'de Habertürk'teki röportajı var. En uzun ve kapsamlı röportajı o bu zamana kadar. Belki bugün olsa o röportajda söylenenlerin birçoğu söylenmeyecek. O açıdan da önemli. Orada soruluyor. Diyor ki işte sizin Sadat'la ilgili en çok iddialardan biri Suriye'deki muhalif grupları eğittiğiniz yönünde Sadat'ın Özgür Suriye Ordusu'nu veya başka muhalif gruplara yönelik örgütlenmesi var mı? Hayır, Suriye'nin içerisinde veya dışarısında herhangi bir eğitim veya örgütlenme faaliyeti olmadı. 2012'de Suriye devriminin, Suriye devrimi diye nitelendiriliyor, o açıdan da önemli. Suriye devriminin yeni başladığı zaman Hatay'ın güneyinde mülteci kampında Özgür Suriye Ordusu'nun kurucularından Riyad el-Esad adında bir albaydan bahsettiler. Onu ziyarete gittik. Ziyarete gidişimizin sebebi rejimin yaptığı katliamları Türkiye'nin bir tehdit olarak görmesiydi. Suriye'de muhalefet dağınıktı. Henüz Özgür Suriye Ordusu yoktu. Diyor. Ve çok silahsız direniş vardı diyor. Evet. Aslında orada söylediği Riyad el-Esad Özgür Suriye Ordusu'nun kurucularındandır. Daha Suriye Ordusu'ndan ayrılma bir subay. Bombalama sonucu bacağını kaybetti ve getirilip Türkiye'de tedavi gördü. Özgür Suriye Türkiye bağlantısının en önemli kişilerinden birisiydi ve bununla ilişki yürüttüğünü ve onlarla görüştüğünü, heyet olarak gittiğini kendi ağzından Adnan Tanrıverdi söylüyor. Orada bir şey daha söylemişti, eklemişti. Özür dilerim, araya girdim. Yok. Silahsız direniş sürüyor. Dirençli silahlı hale gelmesi gerektiğini düşünüyoruz diyor. Buna yönelik bir rapor hazırladık. Eğer TSK buna yardım ederse 6 ayda bu direniş başarıya ulaşır. Biz yardım edersek 1 yılda ulaşır diye bir rapor hazırladık. Verdik diyor. Ama diyor devletin biz, kademesine verdik değil mi? Biz diyor ama hani oradan sonra devreye girmedik. Yani Türk TSK zaten kendi yaptı. Yani silahlı direnişe geçme konusundaki fikri o zamanlardan oluşturan zaten raporu biz hazırladık diyor. Röportajda. Bir soru, o da çok ilginç. Başka ülkelerden silah, araç, gereç temin ediyor musunuz diye söylüyor. Evet, başka ülkelerde olabiliyor. Mesela Güney Kore'den talep ettik, vermediler ama Ukrayna ile temasımız oldu. Ukrayna'nın halini düşününce bu da akılda kalsın. Bunları kısa kısa söyleyeceğim çünkü birazdan evet, Sedat Peker'e şu ezidilere gelmek istiyorum. İşte bununla bağlantılı. Yani şimdi bak bu faaliyetleri yürütünce, tamam mı, Sadat'ın kendi ağzından ifade ettiği gayri nizami harp dedikleri şeylere baktığında bütün bunları yürüttüğünde bu faaliyetlerin içerisinde bulunan herkesin kendi ağzıyla söylüyor, devlete rapor ettiğini ve işbirliği içerisinde yürüttüğünü söylüyor. Şimdi dün akşama geldiğimizde Sedat Peker bütün bu şeyler bir öfke patlaması aslında o. Sedat Peker'in mesajı. Hiç öylesine hesaplanmış, kitaplamış, ben bu akşam yazayım diye bir şey yok. Kontrolü gitmiş değil mi? Videolardaki kontrol de yok yazıda. Sedat Peker şöyle bir şey. Kendisi eğer yalanlandığı zaman bunu belgeleriyle ortaya koymayı çok seven bir karaktere dönüştü. Ama orada öyle bir suçlama var ki keklendi diye. Kendi raconları içerisinde keklendi şeyini kabullenemediği için böyle bir fevri çıkış yaptı. Bugün de devamını getirmedi zaten. Yani normalde aslında devamının gelmesi lazımdı. Ve orada söylediği o cümle, yani sizin gücünüz ezidilere yetti cümlesinin anlamı şu. 2014'te Şengal'de IŞİD'in katliamı var. Bu katliamda 2213 ezidi katledildi, öldürüldü. 390 bin ezidi yerinden edildi. 7 bin ezidi kaçırıldı ki bunların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardı. Daha sonra 3 bini kurtarıldı. Hala 4 bini kayıp, 12 tane toplu mezar bulundu. Yani çok büyük ezidi tarihinde 74. ferman diye söyleniyor bu. Ve IŞİD yaptı bu katliam. Evet, IŞİD'in yaptığı bir katliam. 74. ferman, 74. katliam. Tarihleri boyunca 74.sü olan bu katliam var. Bununla Sadat'ın direkt olarak suçladığı zaman zaten onun bir parçası haline geliyor. Bu açıdan çok önemli. Sedat Peker'in yaptığı bu zamana kadarki itiraf, iddia ve ifşalar içerisinde
En önemlisi Sadat'la ilgili olan açıklamalardır. Evet. Hani Türkiye'nin önümdeki dönemde seyrini değiştirebilecek eğer bir seçim olacaksa ve güvenli bir seçim olacaksa bunda katkısı olacaktır Sedat Peker'in. Sadat açıklamalarıyla. Evet. Şimdi Sadat'ı siz böyle büyük bir katliamın parçası haline getirildiği zaman Sadat buradan kendini kurtarabilecek ya da kendini anlatabilecek zaten çok bir alanda bulamadı. Yani Sedat Peker'e kadar yaptığı bütün açıklamalar aslında bir propagandaydı. Ve bu propagandaya da iyi hazırlanmış ve bu konuda da eğitim aldığı belli olan Adalet Tanrıverdi'nin oğlu tarafından yürütüldü. Sedat Peker bir anlamda onu da bozdu o açıklamayla. Kendisine dönük o keklendi lafına ani sinirlenmesiyle birlikte bir anlamda da o oyunu da bozdu. Şimdi bundan sonraki Sadat'ın yürüteceği her şeyde milat o olacak. Yani bu Ezidi katliamı işi belli ki önümüzdeki dönemde Avrupa'da ve Batı'da en önemli unsurlardan biri gelecek. İşte az önce söyledim, Hollanda ve Belçika soykırım olarak tanıdı. Diğer ülke parlamentolarında da gündeme gelecek ve orada da aynı şey yapılacak. Eğer Avrupa ve Batı'da bu tamamen bir soykırım olarak kabul edildiği anda bunun parçası olan herkes içinde bir yargılanma, uluslararası alanda yargılanma imkanı doğmuş olacak. Erdoğan bunun bir parçası olmak istemediği için bu kadar yani danışman keskin bir şey yaptı. Danışmanı olan yanında oldu. Bunun fotoğraflarının çıkacağını bilmiyor mu Tayyip Erdoğan? Çok eski tanıdı bir de. Bunu söylerken 1994'ten bir belediye başkanlığında. 28 Şubat şeyi sayıyor kendi mağduru bir de. Evet, yani zaten o Habertürk röportajında Tayyip Erdoğan'la nasıl tanıştığını çok açık ve net anlatıyor şey. Adnan Tanrıverdi. Ya bu kadar net herkesin bildiği bir şeyi bu kadar göz göre göre yalanlamasının başka bir açıklaması olabilir mi? Yani o kurulan bağdan kendini kurtarmaya çalışıyor. Ama bundan sonraki süreçte onu nasıl kurtarabilir? Sadat'la ilişkileri eskiden olduğu gibi yürütebilir mi? Bence yürütemez. Ama Sadat şöyle bir şey. Sadat'ı bütün bunun tek bir parçası ya da en önemli halkası yerine konursa bu zaten doğru değil. Az önce Bahadır söyledi. Büyük bir mekanizmanın sadece işlemesini sağlayan bir çark Sadat. Şimdi buradan ben şeye dönmek istiyorum. İslam ordusu ve ben bir şey daha sorabilir miyim? Mustafa da televizyoncu o kadar deneyim var. Mesela Sadat 12 yıl boyunca 2012'den beri gündemde çok sık geliyor ama ilk defa muhalif basına çıkaraktan açıklama gereği duydu. Yani bu İktidar rahat davet etmemiştir iktidar medyası. Ama bence rahat olduğu için mi? Rahat olduğu için mi yoksa aslında Erdoğan'ın bugünkü tavrını sezdikleri için mi onlar da bir ön alma bir mesaj verme ihtiyacı hissettiler. Ya şöyle pek alışkın olduğumuz bir şey değil çünkü. Yani mesela Cengiz İnşaat işte ne bileyim başka Colin hani bir sürü tartışılır ama hiçbiri de ya biz de çıkalım derdimizi anlatalım demez Ensar'da. İlk defa bu kadar iktidarla iç içe bu kadar suçlanan ve ağır ithamlar olan. Acaba çok rahat oldukları için mi yalnız bırakıldıklarını fark edip onlar da pozisyon aldıkları için mi diyorsun? Erdoğan'ın bugünkü konuşmasından geriye doğru bakınca sanki o konuşma da o çıkış dert anlatma da ya da bir mesaj gibi yorumlanabilir mi diye aslında sormak istedim. Ama önce çıktılar konuşma bugün geldi. İşte yani ama bir haftalık sessizliği ama aslında bir sahip çıkması bekledi bu konuşmadan sonra. Bu arada demek şey ki tabii taktik olarak muhalif medyaya onlar yok sayma uyarınca hiç çıkmazlardı yani.